Hepinize yeniden selamlar. iOS 13.4'ün tam sürümü mü gelir, betası mı derken 5. beta yayınlandı. Yine geçen betada olduğu gibi küçük bir yükleme boyutuna sahip bu güncelleme benim yükleme yaptığım iPhone 11 üzerinde yaklaşık 118 MB'lık bir alana ihtiyaç duyuyor. Yükleme öncesi ve sonrası kullanılabilir alana baktığımızda 41.19'dan 42.05 GB'a yükselen bir kapasite var. Yani yaklaşık 850 MB'lık bir saklama alanı tasarrufu sağlıyor bize bu güncelleme. İlginçtir ki her zaman görmeye alıştığımız modem yazılımı güncellemesi beta 4'te olmadığı gibi beta 5'te de yok. En azından iPhone 11 için. Açıkçası 11 üzerinde bağlantı sorununda yaşamadığım için bu konuya pek takılmıyorum şu anda. Benchmark skorunda tek işlemcide bir değişiklik yokken çok işlemcili skorlarda minik bir sıçrama söz konusu. 3281'den 3353'e güncellenen bir skor var. Bu betada herhangi bir yenilikten bahsetmek mümkün değil. Hata düzeltmeleri ve performansa odaklı bir güncelleme olduğu çok açık. Örneğin bildirim ekranında bildirimlerin üst üste binmesi sorunu çözülmüş gibi görünüyor. Apple Card kullananlar için Wallet uygulamasında detaylı bir harcama diyagramı bulunuyor. Ama ülkemizde bu kullanılamadığı için üzerine konuşmaya pek gerek yok sanırım. Sadece kısa bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. 9to5Mac adlı sitede yayınlanan bir makalede iOS 14 kodlarının içinde iPhone 9'un izlerine rastlandığı da belirtiliyor tahminen iOS 13.4 ile birlikte yayınlanması planlanan cihazın geçen günlerde fake olduğu anlaşılan bazı sızıntıları da mevcuttu. Fake olmasına rağmen bu köşeli tasarımı sevdiğimi söyleyebilirim. Kısa bir süre sonra tanıtımının yapılmasını ve takibinde de ön siparişi açılmasını ben açıkçası merakla bekliyorum. iPhone 11'de tercih etmemiştim ama sanıyorum SE 2 modelinde eğer ekrandaki yeşil renk piyasaya sunulursa büyük ihtimalle benim favorim olacak. Sızıntılar ve yeni bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğim elbette. Takipte kalırsanız bir şey kaybetmezsiniz sanıyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.